teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Az önce söylediğim gibi ekleyeyim. Tabii başımı sağ olsun. Geçmiş olsun. Yani yol çökmüş mü abi? Yol çökmüş. Büyüdük çöktü. Bu da geçiş sağlanamıyor o zaman. Sabahtan beri sen önce çöktü de kontrollü geçiş vardı. Arada deprem olup duruyor. Aşağı bitmiş çökmüş demek şu anda. Tamam. Son depremde son sarsıntıda. Kahramanmaraş merkeze geçerken Aslanlıbeli geçidinde ileride tünelin yıkıldığı bilgisi geldi. Şu an trafik böyle. Yetkili görevli var mı burada? Bir tane yok. Hiç kimse yok. Kimse gelmedi. Kimse sormuyor. Hiç kimse. Al kendi halinde, kendi başının çaresine bakıyor. Ne bir telefon çekmiyor. İletişim yok. Bir yardım yok. Bir su yok. Bir yağmurluk yok. Bir şey yok. Hiç kimse yok. Hiç kimse. Öyle zaten. Kimse. İnsanlar canıyla boğuşuyor ama bilmiyorum. Sen yardım et herkese. 13 tane bina. 13 tane bina yerle bir oldu. Nerede? Devlet yok. Nerede? Devlet telefon yok. Devletin bir hiçbir yere ulaşamıyoruz. Kimse bize ulaşamıyor. Hani nerede? Enkaz altından çıkarılan. Enkaz altında benim bir oğlum var, gelinim var, torunum var. Hani enkaz altından kimse çıkmıyor. Kayseri yolunda bütün AFAD ekibi Kayseri yolunda, Adana yolunda bekletiyorlar orada. Niye bekliyorlar? Herkes ölsün öyle gelecekler. Ha. Şu yan binada çocuk var, canlı. Bir ya, tane kırım aleti yok, alamıyoruz çocuğu. İki kişi yaşıyor diye alamıyoruz. Ses geldi. Buyurun. Alet, edevat buyurun, yok. Kimse çıkaramadı. Çekin. Siz çekmeyin beyefendi. Arkada kadının bir tanesinin başı görünüyor. Çocuk. Başı görünüyor orada ya. Çocuk orada. Başı orada, ayağı orada, bir tane kırma makinesi yok. Ekipman yok. İnsanlar bir şey alamıyoruz. İnsanlar canlı. Bir girin de bakın Allah razı olsun. Tamam bakalım işte. Bir yardım edin. Belki bir yardımımız dokunur. Mustafa! Mustafa kepçe getirdik. Buradayız Mustafa. Sen nasılsın? Çocuklarla konuşabiliyor musun? Ses var mı onlarda? Deryal, Deryal abi, Deryal. Orada bina var. Orada bina var, bu tarafa gel. Sana de kimle girek orada duraktık. Oradan çıkın, çıkın. Sallandı. Sallandı benim. Oh Allah. Tamam. 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 Thank you.
buraya 3 tane abartı var. Yayında Cumhurbaşkanı dinlesin. Sayın Cumhurbaşkanı, apart nerede? Benim 3 tane yavrum diri diri bekliyor. Nerede apart? 5 tane, ikisi de şurada. Abi, Pazarcık Belediyesi de yine hasar görmüş, yıkılmamış ama oldukça hasarlı. Fakat biraz önce öğrendiğimiz bilgiye göre doğalgaz kesilmiş risklere karşı önlem olmak için. Elektrikler kesik, tamamen suları kesmişler. Şu anda bölgede hiçbir faaliyet yok. Ne var yarın dedi de? Allah ne verdiyse. Şeyler gizleniyor, saklanıyor. Ya niye gizleyelim yani? Niye gizlensin yani? Kapasitenin tüm hocam kurumlar... Hocam şu anda üçüncü gün olacak. Şu anda enkazlar olduğu gibi duruyor hocam. Abi tamam da ne yapalım? Abi doldur. Abi evet, elimizden tamam. Geleni yapmıyoruz. Tamam, bana sarıl. Yok, bana sarıl. Dur ya. Beni sev. Elimizden geleni yapıyoruz. Abi bana bir sarıl, beni sev. Getir, verelim askerlerimize. Vallahi ilk önce o günü söyleyeyim, o geceyi söyleyeyim daha doğrusu. Yani o 88 saniye boyunca insan sadece bina bir önce yıkılsın da kurtulayım hissine kapılıyor. Yani o kadar sarsıcı, o kadar böyle travmaya koyduk ki bizi, yerimizden kalkamadık. Böyle yani kalkıp bir yere gidip tutunamadık. Abartması söylüyorum, oturulamaz halde. %90'ı. Ha, bunlar bir kısmı ağır hasarlı, bir kısmı hafif hasarlı ama şu an hiç kimse içine gidip de kalamaz yani. Mümkün değil yani. Peki bu çadırı kendi imkanlarımızda kendi imkanlarımız, tabii kendi imkanlarımız. Tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Peki, komşularla beraber kalıyoruz. Çadır işi yok. Yani çadır görmedik. Yani kendi imkanlarımızla. Vatandaş kendi şeyle yapıyor. Hala mesela benim halam, kuzenim enkaz altında. Daha ulaşamadık 3 gündür. AFAD'a gittim. Adamlar sağ olsunlar ya. Onlar da çaresiz diyorlar.
Fetirli'den Büyük Nacarlı köyüne doğru yollar 2 gün sonra bu şekilde açılabildi. Geçmiş olsun. Buralı mısınız? Sağ ol abi, teşekkürler. Buralı mısınız? Aynen buralıyım. Çok büyük hasar var görünüyor. Burası Büyük Nacarlı'ya mı bağlı? Aynen, burası Büyük Nacarlı bir obası abi. Buralarda biraz can kaybı var mı? Biraz. Can kaybı 6 tane bölümümüz vardı abi dün depremde. Başınız sağ olsun. Nasırlı köyünde bir dilek ağacı. Tam tespitli değil, enkaz 30 tane. Enkaz yani enkaz tam çökmüş, tam evimiz çökmüş. 30 tane. Yalnız 130 tane. Şu anki buradaki merkezde ikametgah ettiğimiz yer 130 tane. 85 hanesi. 86 hane ifade. 85 hanesi hiç kullanılmaz halde. Hiç kullanılmaz halde. Bunun içerisinde 15 tanesi kullanır halde. Yani şu an korkudan girmiyoruz. Yoksa 15 evimize bugünden itibaren girebiliriz. Can kaybım bende 46 tane. Merkez. Merkezde 46 tane. Fatih Mahallesi'nde tam kesin değil 66 ve 67 yani. Fatih Mahallesi'nde. Kocadere'de 45. Dikili evimiz yoktu. Dikili görkenler de çöğü yerlermiş hepsi. İçkeliymiş. Evet. Bir şey diyemiyorum. Yani şu an ne söylesem. Yol ne zaman açılabildi? Şeyden yol sonra, depremden sonra. Yol bir gün sonra işte açtık. Ama geri kapandı tipiden dolayı. Tipiden dolayı. Bunun hepsi bize bir şeydir. Tek burada çıkaramadığımız yer var. Ona da kepçe lazım. Onu da getirdik, onu çıkarıyoruz. Bu şey işte, enkaz olan ev sayısı konusunda tespit yaptınız mı muhtar? Yok, onun farklı bir ekibimiz var. Onlar tespit ediyorlar. Evet. Yani onun farklı bir ekibi var. Onlar gelecekler. Biz sadece arama kurtarma ekibiyiz. Kırıkkale'den gelen ekipsiniz değil mi? Kırıkkale'den. Biz Sivas, Kırıkkale var. Ondan sonra Kırşehir var. Farklı. Mesela onlar sivil toplum kuruluşu. Bu arkadaşlar bizim Kırıkkale'den gelen arkadaşlar. Biz Sivas ekibi koordineyi sağlıyoruz. Bu adam devlete çalışmış adam. Yıllarını devlete vermiş adam. Çoban Bey'in belediye başkanı. İsmi nedir beyefendi? Abdurrahman Özer. Abdurrahman Özer. Çoban Bey'li belediye başkanı. Belediye başkanı azasıydı. Birinci azaydı. Hiç kimse bunun önüne geçmezdi. Girenek böyle bulmadı beni. Selam. Ama böyle derimiş Allah. Yani kim ne olursa olsun. Yukarıda Allah'tan bilgi yok. Bak koskoca belediye başkanı. Şimdi ben arada kaldım. Kimse haddini her şey etmesin. Hepsi böyle arada kalacak. Bir tek Allah kalmayacak arada. Allah'a emanet olun.
Afşin Belediyesi'nin yaptığı Yeşil Evler sitesi. Daha kurtarma gibi gelmeden konu konusu. Kardeşlerim diğer deliyle deşe deşe bizi çıkarttı. Kaç kişiydiniz siz? 6 kişiydi. Annem, kişiydiniz. Bacım, 2 kızım, 1 oğlum, hanım ben. Bak kızım var, kol kırık, o bekliyor. Bir, benim de kaburga ikisi kırık. Ben de hiç doktora bile gitmedim. Doktora dahi gitmedim. Çünkü benden ağırları var. Gidemedim, baksana her tarafım paramparça ama buna şükür dedim. Ayakta durabiliyorum. Ona şükrettim abi, gidelim. Ben de konunun konusunun malzemesini bekliyorum. Hırgız dolu abi. Ya arabam burada gece içinde kaldım. Neler bekliyor? Hırsız dolu derken? Dolu geliyorlar abi. Ya gündüz geliyoruz. Konunun konusunun malzemesini alıp gidiyoruz. Öldürmeyen Allah öldürmüyor abi. Vallahi öldürmeyen Allah öldürmüyor. Oradan sağa çıktık, akıl fikir işi de. Olması gerekiyor illa ki. Benim canlı canlı çocuğum ölüyor, çocuğum ölüyor. Bunun karını kim verecek? Abi böyle kefazelik görmemiştir Türkiye'de. Yani Cumhurbaşkanı Maraş'a gelecek, o isteyecek buraları. Neresi? Ne belediye burada, ne valilik burada. Ne burada, hiçbir şey burada. Maalesef hiçbir şey.